Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde kinaye talak konularına giriş yapmıştık. İşte kinaye ifadelerinin ne olduğunu işte talak hangi durumda olabileceğini söyledik. Dedik ki işte niyet ve de, 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 işte halin delalet olması gerektiğini ifade ettik. Kinaye talakta bain bir boşama söz konusu olabileceğini ifade ettik. Ee, bugünkü dersimizde de aslında kinaye lafız olduğu halde çok kullanılmasından dolayı yani talakta çok kullanılmasından dolayı hükümsel olarak normalde kinaye talak bain boşamayı gerektirirdi. Şey, kinayi lafızlarla bayin talak oluşurdu. Şimdi bu lafız kinayi olduğu halde bayin değil, raci bir boşama tahakkuk edecek. Bu da çok kullanımından. Peki hocam o zaman sarih yapalım. Yani sarih talak olsun, raci bir boşama olsun diyelim. Diyemiyoruz. Çünkü neden? Sarih lafızları unutmayın. Neydi? Tamamen talakta kullanılan ifadelerdi. Bunlar tamamen talakta kullanılan ifadeler değil. Farklı manalarda da kullanılıyor. Ama o kadar çok talakta kullanılıyor ki biz bunu artık kinayeden öte bir e, evet lafız olarak kinaye olsa da bayinden öte bir raci bir boşama olarak değerlendirip bu statüye indirgiyoruz. Yani tabiri caizse e, tam bir sarih lafız yapamıyoruz ama hükümsel olarak etki bırakıyoruz. Bugünkü konumuzda bunu göreceğiz ve arkada da kinaye lafız e, işte lafızlar hangileridir? İşte Çık git, e, haramsın, işte ipin elindedir, benden uzaksın, ailenin yanına git, seni ailene hediye ettim, seni serbest bıraktım, senden ayrıldım gibi gibi kinaye ifadeleri konuşacağız arkada arkadaşlar. Sayfa 167, bismillah. Dedik ki e, kinaye talak ancak niyetle beraber, kinaye ifadelerde ancak niyetle talak olabilir dedik ve bayin bir boşama olabilir normalde. İlla bain boşama olmaz. Yani bu istisna yakav bainen tarafından gelecek. Ancak bain olmaz. Yani kinaye olduğu halde lafız bain değil, raci bir boşama oldu. İ'teddi ve stebra'i rahmeki ve enti vahidetün. Bu üç ifade her ne kadar kinaye ifade lafızlar olsa da yani talakta sarı olan değil de kinaye olan lafızlar olsa da normalde hüküm olarak bain bir boşamayı vermeleri gerekse de raci bir boşanma olacaktır arkadaşlar. Fayeku biha vahidetun raciyetun. Bir raci talak tahakkuk edecektir. Neden? Lenne kavluhu i'taddi. Çünkü i'taddi ne demek arkadaşlar? İddet bekle. Ve istibra'i rahmeki rahmini istibra et. Yani ne demek? İstibra neydi arkadaşlar? İstibra işte bir diyelim ki kölelik ahkamında işte bir cariyenin alımında veyahut da Allah korusun birisi zina yaptığı zaman da istibra yaptırılır. Yani hamile mi değil mi tespit etmek için belirli periyotlarda bir ayiz veyahut da duruma göre işte Farklı noktalara göre e, değişen bir süre içerisinde kadının hamile olup olmadığını tespit edilmeye çalışılır. Buna istibra denir. Şimdi istibra-i rahmi ki rahmini istibra et. Niye diyebilir adam bunu? E ben seni boşadım da onun için rahmini istibra et. Yani çocuk var mı yok mu bak veya iddet bekle. Niye iddet bekler? demek ki ben seni boşadım ki iddet bekletiyorum. Manasında bakın boşanma ifadelerini e, şey yapılır arkadaşlar, beyan edilir. O enti vahid sen teksin artık. Ne demek? Yani ben yokum, sen artık nikahsız bir bayansın manasında kullanılıyor. Bunlar bu bağlamda kinaye ifadelerdir. Ancak çok kullanıldığı için feyko biha vahidetun raciyetun bir raci talak oluşacaktır. Lianne kavluhu i'teddi İ'teddi iddet bekle, say. Yani iddeti say. işte e, iddetini e, mesela mesela i'teddi iddeti say manasında olabildiği gibi başka şeyleri de e, olabilir. Mesela şu an ifade edecek. Lenne kavlu i'teddi yahtemul <laughs> i'teddi ni'am ni'am Teala. Allah'ın nimetlerini say manasında da kullanılabilir. İ'teddi, iddetini say manasında olabileceği gibi Allah'ın sana bahşettiği nimetleri say manasında da olabilir arkadaşlar. Ve yehtemülü i'teddi iddetet talak. Talak iddetini say. Bu manada da olabilir. O yüzden nedir? Kinaye lafızdır. Ve izâ nevâhâ eğer gidip de talaka niyet ederse bakın kinaye lafızdır, İtiddi, istebra'ı ve entivahide kelimeleri. Bunlar kinaye lafızdır. Talak olabilmesi için illa niyet gerekir. Niyet ettiğiniz zamanda oluşan boşama rac'idir. Yani aykırı bir aslında kural. Normalde bildiğimiz kinaye olduğu zamanda işte niyetle talak olur. Niyetle talak olması için işte olduktan sonra bayin bir boşama olur demiyoruz. Kinaye lafızdır. Niyet gerekir talak olabilmesi için. Niyet ettin talak olduğu zaman da oluşan talak ba, bir ba'in talak değil de iyi bir boşama olacaktır. Lene kavluhu i'teddi yahtemul i'teddi ni'amallahi taala ve yahtemul i'teddi iddetet talak. Bu ikisine de şamildir. Fe iza nawaha yasiru ka'annahu qal er i'teddi kelimesinden veya diğer işte kelimelerden talaka şey niyet ettiği zaman şöyle bir mefhum ortaya çıkar. Tallaktuki fa'teddi seni boşadım iddet bekle iddetini say manasına gelmiş olur. O der ki yüce bu racate bu da nedir? Bir racatı icap eder. Tabi burada aslında racatı icap etmesini lafıza bağladı ama lafızla alakalı değil. Kullanımın çok olmasıyla alakalıdır bu arkadaşlar. Bunda bayin değil de raci bir boşamayı bizim takdir etmemiz. Ama burada hani racatı sanki böyle tallaktu ki Yani orada mahsuf olan bir tallaktu sarih lafız var da ona binaen. Bütün kinayelerde bunu düşünebilirsiniz ki arkadaşlar. Mesela uhrici çık git. Niyet etse bayin bir talak olur ve bayin bir boşama olur. E, bu sefer bunu şöyle düşünemeyiz. Yani düşünemez miyiz? Tallak tuki fahrici. Seni boşadım çık git. Mesela burada da aynı mana var. Tallak tü kelimesini burada da takdir edebiliriz. O yüzden burada e, raci bir boşamanın olması lafızda takdir edilen, sarih lafızla alakalı değil, bilakis kullanımın çokluğuyla alakalıdır. Vadelik yuğube rjgete. Kouluğu istibrayi rhamake. Mesela rhamini istibrayet. Filanınuyu istegmeleni lidedede bu iddet için kullanılabilir. bilir. İzin huwa Çünkü maksud olan budur. Ama uyarhtemleni istibrayi li Mesela buna da ihtimal vardır. Bak seni boşayacağım, istibrada bulun. Bakalım hamile misin? Ondan sonra seni boşayacağım Yani şu an e, hani İddet, iddettesin. Dolayısıyla e, istibra bekle, iddet bekle manasında olabileceği gibi arkadaşlar. E, hani rahmini e, bu bağlamda e, bak bakalım hani sen e, işte e, hamile misin değil misin? Yani seni boşadım şu an istibra yani i'teddi manasında kullanılabileceği gibi rahmini bir boşalt bakalım ona göre seni boşayacağım manasına da gelebilir. Fe evvel kana fi O zaman birinci yani iddetini say manasına gelirse, iddet bekle manasına gelirse talak vaki olacaktır. Fe lima marra. Yine aynı şekilde raci talaktır. Ve enti vahidetun. Bu aslında arkadaşlar şu ifade e, toplumumuzda çokça ifade edilen noktalardan birisi hatta çok da vesveseye düşü, düşü, düşülen bir konu e, mesela adam mesela bu kitaptan diyelim ki bu ifade okumuş işte sen bir tanesin dese talak olur adam mesela hanımına gidip bir iltifat olarak bir tane sen bir tanesin dese veya biricik eşim dese yani sen teksin var ya gibi bir mefhumda bir manada dese hocam talak oldu mu diye düşünüyorlar. Niye? Çünkü kitaplarda entivahide sen bir tanesin ee, dediği zaman da talak var diyor. Arkadaşlar burada kasteden entivahide tün nedir? Sen bensizsin artık ben yokum. Sen yalnızsın yani artık kocan değilim. Sizin eşiniz de sen bir tanesin veyahut da sen biricik eşimsin. İşte sen var ya teksin gibi ifadeleriniz bir taltif manasındadır. Yani gerçekten kıymetlisin demektir bu. O yüzden ondan talak vaki olmayacaktır. Ve kavluhu enti ta enti ifadesi yasluhu na'ten li Bu kelime mahsuf bir mastarı sıfat olabilir. Ve yasluhu vasvan leha bit tevahhüd adamın katında kadının tekliğiyle yani kıymeti manasını ifade eden bir durumda da olabilir. O zaman fe iza neva talaka talakı kastederse enti vahidetün derken taayyenel evvel birinci niyet tayin etmiştir. Yani hangisi o? O da mahsuf bir masların e, sıfat olmaklılığı. Ve mislihu Bu da caizdir. Tabi nasıl yapacak mah mahsuf bir masların? Gerçi şimdi söyleyecek ki kavlihi atayituke cezilen. Ne demektir arkadaşlar? Ey ataen cezilen. Ben sana işte ee, mesela verdim ataen vermekle cezilen. Bol hani kıymetli bir şekilde bolca vermekle. Cömertçe vermekle verdim. فإذا احتمله فإذا نواه تعينا مجملًا o zaman çıkıp da enti vahide derken talakı kastederse bu şekilde ne olur ilk mana icmali olarak tayin eder fe yasiru qal sanki şöyle demiş olur enti talikun talkatan demiş olur yani enti vahidetun talak olabilmesi için nasıl bir takdire gitti arkadaşlar enti talikun talkatan vahidatan çünkü Vahideteni mahsuk mastarın sıfatı getirdi ki sıfatı yani talakı ona yüklesin diye. Hatta bu konuyu biz geri e, birkaç önceki derste konuşmuştuk. İşte e, bir kelime geldiği zaman da sıfat olarak e, işte mahsuf sayfa 152. bölümde e, hani bu konuyu izah etmeye çalıştık. Orada hani e, işte sarih lafızın kısımlarını yaparken şöyle dedik e, zikrun mesela huve zikrun li talak bihi Yani bir şey var ki kadının sıfatlandığı bir sıfat var ki e, kadının sıfatı olarak değil de talakın sıfatı olarak geliyor. O şekilde işte mahsup bir mastar yani e, takdirinde orada talakan kelimesinin sıfatı geliyor. Onun o zaman itibara alınabileceğini vesaire 152'de onun mantığını aslında konuşmuştuk. Peki. E, peki şu akla gelebilir. Ee, İyide hocam ben kadına enti vahidetün dedim. Şimdi sizin bana yapmış olduğunuz takdir enti talikun talikaten vahideten nasb yaptınız. Mesela olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Yani bu nahvi gramer olarak da olabilir ama bu mefkûreden dolayı şimdi konuşacak e, Mesul-i Rahmetullah ile ifade edecek farklı mülahazalar var. Velev kâle ki raci yani. Şimdi şunu anladık. Enti vahidetün derken talakı niyeti derse raci bir boşama olacaktır. Neden? Enti talikun talkaten vahideten takdirine soktu. O yüzden raci dedi. Ama normalde tabi bu enti yani vahidetünün talak olabilmesi için ne lazım? Niyet yani kinaye. Ama raci dedi. Niye? Tabi bu genel lafız olarak çevirdi. Fakat biz ne dedik? Kullanımın çokluğu onu oraya entegre etmiştir arkadaşlar. Çünkü yoksa şu manayı biz bütün kinayi ifadelerde e, takdir etmemiz mümkün olacaktır. Peki de Bu da böyledir. Ve lihâda Bu nedenle yani enti vahidetunu enti talkun talkatan vahideten şeklinde vasıfladığımızdan dolayı bazı ashabımız şöyle demiştir. İza a'rabe el vahidete bir vahide kelimesine refle iraf verirse yani enti vahidetün zammeyle hüküm verirse la yekavu şey'un şey'un ve la ve niyet etse de talak olmaz. Niye? Çünkü mahsuf bir mastarın sıfatı gelebilmesi için mensup olması lazım. Refte bunu nasıl düşüneceksin? Talkaten vahideten dedin sıfatun li لشخصها çünkü bu otomatik ben kadının enti imraetun vahidetun gibi olur yani. O zaman kadının sıfatun li şahsi Kadının şahsının sıfatıdır. Peki ve araba bin nasbi gidip enti vahideten derse taka vahideten min gayri Niyet olmasa da direkt boşamadır. Çünkü niye? Niye nasbettin? Demek ki bir takdirde bulunur. O takdirde talak olacaktır. لِأَنَّهُ نَعْتُمْ مَصْطَرٍ مَحْزُوفٍ Çünkü mahzuf, mastar olan talkatenin sıfatı olarak gelmiştir. وَاِنْ سَكَّنَا اَنْتِ وَاحِدَّهُ Yani orada e, taytenisi irapsız bir şekilde hemze olarak okursa, şey olarak, ha olarak, اَنْتِ ده dese, yani teskin halinde, يَحْتَاجُوا اِلَىٰ ha Ben bu durumda niyetine bakarım. Eğer boşamak niyeti ise mahsuf mastara hamlederim. ederim. Boşamak niyeti değilse o zaman zamme olarak takdir edelim diyor. Ve ammetül meşayih kalu fakat meşayihimizin çoğu buyurdu ki arkadaşlar el kullu seva. Böyle bir detayı yok. Hepsi aynı. Şu dediklerinizin enti vahidetün dediğin zaman da bunu mahsuf bir mastarın sıfatı da yapabilirsin. Yani bu orada e, mevsuf hasfedildiği zaman da konum olarak müktada düşse de takdir olarak o irabı o takdiri yine yapabilirsiniz. Meşhur Sibeveyhin Zeydun Kaim'un bildiğimiz müpteda haberin terkibinde bile onlarca terkibin çıkabileceğine dair hani nahiv ulemasından e, bu bağlamda nakiller var arkadaşlar. Yani bu terkibi sağlayabilirsin. O yüzden irab, işte refmiş, nasbzı, şuymuş, buymuş diye buna bakılmayacağını meşayihimizin geneli ifade ediyor. Li amete, çünkü li amme avam olan insanlar la yumeyyizune beyne zalik. Bunun arasını bilemez ki ya adam ref mi demiş, nasm demiş, cer mi demiş. Bunun arasını ayırt edemezler. Fe la yubni hukmu hukmun yarcu ileyhi Bundan dolayı evet o irap üzerine dönecek bir hüküm ve avamı da dikkate alacak formatta bu şekilde irca edilemeyecektir arkadaşlar. فَلَا يُبْنِ حُكْمٌ Dolayısıyla bir hüküm bina edilmez ki yercu avama yönelik olacak aleyhi ve irap e, irab üzerine veya bu aleyhim deseydi hani onların onlara yönelik ama onların e, evet onların aleyhine olacak bir hükme durum bina edilmeyecektir. Veyahut da avama nispeten e, fela yübne hükmün yercu ileyhim avama yönelik olan bir hükmü bina edemeyiz ki aleyhi bu irab meselesine binaen avama yönelik olan bir hükmü burada takdir edemeyeceğiz. Fela yekavu bi hadihil elfazı telase o zaman bu üç lafızla beraber vaki olmaz illa vahidetun tek talak vaki olacaktır. Le enne kavlehu mudmarun fiha ev muktaza çünkü biz burada raci saydığımız için diyor Burada enti talikun lafzı gizlenmiştir veyahut da iktiza edilen mefhum odur. O yüzden sarih lafız iktiza edildiği için veyahut da gizlenmiş kabul edildiği için sarih lafızlarda bir deyip de üçe niyet edebilir mi? edemeyecektir. Burada da demez. Yani her ne kadar i'teddi, istebrayı veyahut da entivahidi kelimeleri kinayi lafız olsa da talak olabilmesi için niyet şart olsa da oluşan boşama raci bir boşamadır ve niyet üçe niyetse geçersizdir. Çünkü neden? E raci diyorsan arkadaşlar zaten üçe niyet etmemen lazım. Çünkü bayinde beynunet-i suhra veyahut da kübra ayrımı var. Raci de yok. Eğer raci hükmü veriyorsan orada üç niyeti itibaren alınmaması gerekir. Ve <laughs> lev اَظْهَرَ لَا يَكَوْا اِلَّا وَاحِدَّةٌ لِمَا بَيَّنَا Yani niyetini izhar etse dese ki ben burada şunu kastettim Dese yine ne olacaktır Bir e, şey Talak vaki olacaktır Nasıl ki sarihte böyleyse burada da böyledir Bu da aynı şekilde böyledir Evet قَالْ وَاَلْفَعْذُ الْبَائِنِ Peki bain lafızlar nelerdir arkadaşlar قَوْلُهُ اَنْتِ بَائِنٌ Sen bainsin Nedir? Bain lafızdır Yani ne demek? işte e, e, bayin talak vaki olacaktır. Bettetün. Kesiksin. Yani aramızdaki bağlantı yok. Betletün. Aynı. Haramun. Sen bana haramsın. Enti haramun. Sen bana haramsın. Habluki ala garimiki Bir deyim. Canın nereye istiyorsa oraya git demektir. Habuliki ala garimiki. Adam mesela hanımıyla kavga ederken diyor ki canın nereye istiyorsa oraya git. Ama niyeti ne? Boşamak. Talak vaki olur. Haliyyetün. Sen artık benden uzaktasın. Yani git artık. Beri yetün Sen benden berisin veya ben senden beriyim. İl bi ehliki. Git ailene karış. Artık yani ne demek? Benim nüfusumda değilsin. Git artık onlarla yaşa. Boşamayı kaç. Ha şunu yani bunlar söyleyince her direkt talak değil arkadaşlar unutmayın. Bunlar talaka niyet edilirse talaktır. Talaka niyet edilmezse talak değildir. Çünkü mesela il bir bi ehliki. Git a ah, ehline karış yani ana babana karış ne demek? Ya git onlarla biraz dur manasında da olabilir. Artık seni boşadım karım değilsin git onlarla beraber ol manasında da olabilir. Ve hep li ehli seni ailene hibe ettim. Bu ayindir. Talak olabilmesi için niyet şarttır. Serrah <laughs> tüki serbest bıraktım. Farak <laughs> senden ayrıldım. Emruki bir yedi ki işin elindedir. Tekanna'i başını kapat. Artık karım değilsin çünkü seni boşadım. Yani benim yanımda öyle durma. Eee mesela peçe. Tabi yok takanneyi peçeyle kapat. İstebra'yı gerçi bunu aynı şekilde başını kapatta da, da kullanabilirsiniz. İstebra'yı aynı şekilde istibra et. Ee, tabii ki. Enti hurratun sen hürsün. Ne demek? Artık benim karım değilsin. Serbestsin yani. Uğribi uzaklaş. Uğrici çık git. İptagil ezvat git kendine koca Vaysih hafî hniyetül waheedi Bunlar <laughs> Bunlarda arkadaşlar kinaye lafızar olduğundan dolayı nedir? Bunlarda e, de, niyet edildiği zaman da bir talak da olabilir, üç talak da olabilir. Dikkat edin. Şöyle bir arkada istebrayı rahmiki dedi, burada da geldi İstebrai dedi. Hocam halbuki istevra rahmeti üçeniyet sahih değildir dedik arkada ve raci bir başamadır dedik. Niye burada bir daha aldık arkadaşlar? Kullanım ne? İstevra-i Burada mutlak istevra -i. Hani dedim ya bu üç kelime genelde kullanıldığı için hani sarih formatında da. Orada istevra-i rahmekidir kina olduğu halde raci talak veren. Bu mutlak istevra -i'dir. Bu e, bir boşamadır. Bire de üçe de niyeti vardır. لَاَنَّ الْبَيْنُونَةِ ve وَغَلِيظَةٌ Çünkü beynunet hafif olur ve ağır olur. Hafifse bir, ağırsa üç. فَاَيَّمَا neva sahha. Veyahut da فَاَيْ <laughs> Tabii ki فَاَيَّمَا <laughs> diyebiliriz hani takdir ederek. فَاَيَّمَا neva sahha Hangisini niyet ederse sahihtir. وَاِنَّوَا نَفْسَتْ talak ama mücerret boşamaya niyet ettim. Hocam bir aklımda adet yoktu derse Fawahidetün bir boşama olur, le en edna çünkü o en edna olandır arkadaşlar. Peki burada isterseniz kalsın yani burada kinayi lafızların e, burada görmüş olduk. Tabi bunu Türkçemize çoğaltabilirsiniz. Sen benim karım değilsin e, işte e, yani yöresel olarak tabi işte mesela şart olsun kelimesi belki bugün bayin olarak hani bunu buraya ekleyebileceğimiz tabirlerden birisidir. Çünkü şart olsun normalde yemin olarak kullanılıyor ama bazıları şart olsun talak olarak da kullanabiliyor. Veya talaka yemin olarak da kullanabiliyor. Tabi bu örfü olarak bu durumu değiştirebilir. Mesela bu tür kelimeler ekleyebilirsiniz. Yani sadece talakta kullanılmıyorsa, farklı manalarda da kullanılıyorsa bu nedir arkadaşlar? Bayindir. O zaman boşam olabilmesi için niyet bu bağlamda şart olacaktır arkadaşlar. Peki. Burada kalsın. İnşallah bir sonraki dersimizde buradan itibaren devam etmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. salli ala Muhammedin ve ala